Evet. Haydi bakalım. Üç. Deniz. Üstad bunu şöyle anlatır. Deniz hayret ve şaşkınlıktan kinayedir. Kinaye düşündüğünü dolaylı yoldan anlatmak demektir. Kul maşukuna yani sevdiğine ulaşmak için hayret denizine düşer. Ama denizin kabarması, dalgaların ard arda çarpması dayanılmaz hale gelir. İnsan denizde yaşayamaz. Bu yüzden yeryüzüne, arza yani toprağa ulaşmak ister. Denizin arzı denizin dibidir. Deniz onu arzına çeker ve ruhunu bedeninden ayırmadan amacına ulaştırmaz. İnsan işte bu duyguyla yeryüzüne kaçmak ister. Elbette ki üstadın anlattığını anlamamız için bizlerin de ilim deryasına dalması gerekir. Bu kadarcık bilgiyle burada anlatılanı anlamamız mümkün değildir. Bir bardağın bir kova suyu içine alamaması gibi. O yüzden biz yine anladığımız yerden dem vuralım. Denizin arzı insanın ölümüdür. Yani korkudur. Aşığın kendi ölümünden çok sevdiğinin ölmesinden korkmasıdır. Kendine emanet edilen canı koruyamamaktan korkmak, onu dalgalara teslim etmemek için savaşmaktır. Bulduklarını kaybetmekten, büyük denizde tam nefes aldım derken o dev dalgaların yine seni alt üst edip içine almasından korkmaktır. Gücün yettiğince, elin erdiğince çıkmaya, kurtarmaya çalışmaktır. Sakin görünen denizin altındaki akıntıya kapılmamak için sabit kalmaktır. Denizin arzına ayak basıp oradan güç alıp yüzeye çıkana kadar durmadan o dalgalarla yeniden savaşmak ve nihayet nefes almaktır.